Günaydın, hayırlı sabahlar güzel kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin, hamdolsun biz de iyiyiz. Şimdi şöyle giyindik, karanlık oldu şöyle. Nereye gidiyoruz? Bursa'ya doğru gidiyorum bakalım, Allah nasip ederse. Biraz gezeceğiz, arkadaşımla buluşacağım. Daha sonra bakalım neler olacak. Evet, aslında temizlik yapıyordum, işim vardı ama hadi dedim işimi bırakayım, sonra tekrar devam ederim. Evet, şöyle balkona doğru gidelim. Hadi bakalım. Annem. Evet, şöyle gidelim bakalım. Tamam annem, dönler. He? Anam. Sen neydin hayatım? Kiraz mıydın? El salla hayatım. Hayatım. Şeydim. Ay. Kayısıydım. El salla. Günaydın. Bizimki yayılmış masaya. Maşallah. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Hava yağacak sanki güzel kardeşlerim. Bak halacığım, oğlum. Halacığım diyorum ya. Can. Şşt. O kadar tatlı ki değerli kardeşlerim ya. Ben bu kadar kedi seveceğimi hiç inanmıyordum ama gerçekten sabahları geliyor kafamı dürtüyor, kalk diyor artık diyor ya. Evet, o zaman bismillah diyelim, koyulalım yola güzel kardeşlerim. Gün bize neler gösterecek bakalım. Birkaç gün oldu video atamadım yine. Hadi bakalım. Millet beni doldurdu, daha ben 300'lerdeyim. Bu kadar ağırdan alıyorum herhalde yani. O zaman hadi gün bize başlasın bakalım güzel kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, evet şimdi alelacele hazırlık yapmam lazım. Evlerimi falan toparladım çok şükür. Ondan sonracıma misafirim gelecek, sitedeki komşularım gelecek değerli kardeşlerim. Onun için şöyle ilk önce gelin pastası yaptım. Şunu böyle kürdanla delmem lazım ya da çatalla da olabilir. Şöyle burada da kremasını hazırladım. Soğumayı bıraktım onları ben böyle. Daha sonra 3 su bardağı kadar süt dökeceğim üzerine. Sonra bir pakette krem şanti ile karıştırdıktan sonra üzerine yayacağım. En son da Hindistan cevizi dökeceğim üzerine değerli kardeşlerim. Kekim çok güzel oldu. Şöyle soğuma, bunu çekmedim, gerek görmedim. Soğumaya aldım. Şimdi soğusun. İyiden iyiye soğuduktan sonra üstünün kremasını falan çırpıcıdan çırpacağım biraz. Krem şantiyi karıştıracağım içerisine. Ama ilk önce bir soğumayı alalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Çok pardon arkadaşlar. Diyorum ya, hep koşuşturmanın içerisindeyim. Şimdi ne yapıyoruz burada? Evet, börek yapacağız. Nasıl diyeyim, su böreği tadında olacak. Şimdi unuttum değerli kardeşlerim, sonra aklıma geldi, çekmeye başlayayım dedim. 3 tane yumurta kırdım içerisine, 1 su bardağı yoğurt koydum. Şimdi 1 su bardağına yakın da zeytinyağı koyacağım. İsterseniz yarım su bardağı da kullanabilirsiniz ama ben 1 su bardağına yakın, çünkü zeytinyağı olduğu için. Aslında yarısı zeytinyağı, yarısı tereyağı olması gerekiyor. Siz normal yağ da kullanabilirsiniz. Ama şey, şimdi ben tereyağı kullanmayacağım için 300 mg da lor peyniri, kaşar loru kullanacağım. Evet, bu tamam. İçerisine biraz tuz koydum bu arada. Onu da söylemeyi unutmayayım. Şöyle yağımı da koydum. Bir su, artık bu bidonun içi, kabın içerisinde ne kadar çıkarsa o kadar hepsini boşaltacağım içerisine. Bol bol olsun. Evet. Ziyan olmasın. Bu sütü de koyalım içerisine. Evet. Sosumuz hazır güzel kardeşlerim. Şimdi burada da 300 dediğim gibi kaşar lorum var. Biraz tuz koydum. Tuzsuzdu çünkü. Şimdi tepsimi hazırlayayım. Bunları çırpayım. Hep birlikte yapalım bakalım. Bu arada keklerim de soğumaya dursun. Hadi bakalım. Hep evin içerisindeyiz değerli kardeşlerim. Şöyle de göstereyim size. Bugün mıntıka temizliği yaptım.
Yapmıştım aslında ama dağıldı. Yine de her tarafın camını falan açıyoruz. Çok şey oluyor, camlarımı falan sildim ama çekmedim onları size. İnsanlar böyle havuzda yüzüyor. Aslında bugün ben de çıkacaktım ama işte misafirim geleceği için kaldı. Yarın da giremem büyük bir ihtimal. Ondan sonra gireceğim kısmet olursa. Çünkü çok sıcak değerli kardeşlerim. Evet. Şöyle şu yastığı da kaldıracaktım. Onu da unuttum. Bu arada bu kapıyı bile açtım. O kadar sıcak ki. Kuşlarımın içini temizledim. Evet, şöyle göstereyim ablaları. Bir tanesi kaçtı gitti, kahretti beni ama ne yapalım? O kadarmış. 5 yıllıktı. Şurada da kanaryam var. Bakın. Kedilerim. Artık onları kapattım. Şimdi misafirim gelecek. Kimisi haz etmeyebilir. Rahatsız etmek istemiyorum değerli kardeşlerim. O zaman şöyle bir geçelim bakalım şuraya. Buradan halımda rüzgar kaldırmış. Çok güzel de esiyor. Şimdi bakalım şunu şöyle bir çırpalım. Ezan-ı Muhammediye de okunuyor bu arada. Evet, şöyle bir çırpalım bakalım. Ay, taşıyacak. Taşmadan olmuyor ya. Bismillah diyorum ama yine de taşıyor. Yine de taşıyor. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şunu güzelce bir çırpayım ben değerli kardeşlerim. Evet. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi hamurumun bir tanesini, yufkamın bir tanesini üzerine yaydım. Altına da yağlı kağıt koydum. Şimdi sosum da hazır. Bu arada maydanoz da ilave edebilirsiniz ama şimdi gelecek olan misafirlerimin hani sevip sevmediğini bilmediğim için içerisine ilave etmek istemedim. Sade olsun istedim. Şöyle her tarafına döküyoruz değerli kardeşlerim. Evet, bu arada kısmet olursa şeyi de yapacağım. Patates salatası yapacağım. Şimdi bunu böyle ikiye bölüyorum. Şöyle yufkamı açıyorum. Tekrar bunu şöyle ayırıyorum. Yufkalarım çok salıyor kendini yalnız. 2,5 yufka üstte, 2,5 yufka altta olacak şekilde değerli kardeşlerim. Ama yufkalarım kendini salıyor. Sıcaktan da olabilir. Evet, bunu böylece hazırlamaya devam edeceğim ben. Patates salatası yapacağım. Pastam da var. Bir de ne yaparız? Ha, bir de dereotlu poğaça yapmak istiyorum bakalım. Tabii ki yetiştirebilirsem. Az bir şey daha dökelim. Artık misafirler gelmeye başladı değerli kardeşlerim. Evet. Hem baş sağlığına gelecekler. Aslında daha önce geleceklerdi ama dediğim gibi olan kardeşim rahatsızdı. Onun için kabul edememiştim. Hadi izin bayram gelmeden çağırayım, ayıp olmasın. Evet, belki yanına bir de sigara böreği yaparım ama gerçekten böreklerim yufkalarım böyle yapışmış. Ama neden olmuş? Niçin olmuş diyormuşum. Evet. Allah Allah. Gerçekten yapışmış bunlar ya. Neyse değerli kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlar, bunu siz yaparken bir gece öncesinden yaparsanız sosuyla birlikte böyle o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Şimdi bunun içine döküyorum. Evet. Kaşarlı çok güzel oluyor değerli kardeşlerim. Denemenizi tavsiye ederim. Şunu da şöyle lavabonun içerisine atalım. Umarım tatları da tuzları da güzel olur. Beni yanıltmaz. Bazen olabiliyor değerli kardeşlerim. Evet. Bazen denk gelmeyebiliyor. Evet. Çok sıcak değerli kardeşlerim ya. O kadar bir sıcak ki. İnsan evin içerisinde nefes bile almakta zorlanıyor ya. O kadar sıcak. Bilmiyorum, biz gene burada yamaçtayız, esiyor. Düz olan yerler ya da hiç esmeyen yerler hep tam kavurur ya.
Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Çok zor. İşte bir soğuk bir sıcak diyoruz. Bir türlü insanoğlu. Evet, şimdi bunları böyle insanoğlu nankör değerli kardeşlerim. Şimdi bunu böyle yayalım. Biraz sostan dökelim içerisine. Evet, ben bunu bir iki saat dinlendireceğim güzel kardeşlerim. İyi de niye sosunu çeksin. Bakın nasıl dökülüyor hamur. Aslında böyle olmaması lazım ama işte. Dolabın içerisindeydi aldığımda da ama oluyor işte bazen. Demek ki. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şöyle ellerimi de sileyim arada. Hadi bakalım. Şimdi bayram için Edirne'ye gidiyoruz. Düğünümüz var köyde bakalım. Diğer vloglarda belki bahsetmişimdir. Orada da güzel çekimler yapacağım size bakalım. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz kısmet olursa. Evet. Şöyle. Bir yapın. Gerçekten pişman olmazsınız güzel kardeşlerim. Şimdi bütün sosu boşaltmayalım. Üzerine de dökeceğiz. Evet. Patateslerimi de haşlamaya koydum muydu? İşim rahatlayacak. Evet. Aslında bunu böyle çok daha muhtazam yerleştirmemiz gerekiyor ama hamur sürekli yırtıldığı için yufkalarımız onun için böyle çabuk çabuk bakar mısınız? Hep dökülüyor yani. Sanki şey gibi mübarek. Büyük bir ihtimal sıcaklardan olabilir. Evet. Hadi bakalım. O kadar güzel oluyor ki. Deneyin derim yani. Bir misafiriniz geleceği zaman hemen alelacele gidin yufkanızı alın. Oh mis gibi. Evet şimdi bunu böyle yerleştirelim. Şunu da şuradan kıvıralım. Oldu bitti. Şimdi şuralarına da dökelim. Bakın yarım saatimizi bile almadı değerli kardeşlerim. Evet şöyle de düzeltiyoruz. Bakın muhteşem oldu. 10 numara 5 yıldız değerli kardeşlerim. Yiyenlere afiyet şifa olsun diyorum. Şimdi bu gelin pastasını hazırlarken çeksem mi bilmiyorum. Daha önce çekmiştim çünkü. Evet. Şimdi bu güzelce şöyle kendini çeksin bakalım. Ben bunları da hazırlamayı, bunu streçleyip dolaba atacağım değerli kardeşlerim. Bir iki saat kadar dinlendireceğim. İyi de niye sosunu kendi çeksin. Daha sonra görüşelim bakalım. Evet güzel kardeşlerim, şimdi bunu dinlenmeye alıyorum. Yani dolaba atıyorum. Bir iki saat bekletiyorum. Ondan sonra vereceğim fırına bakalım.